Herkese yeni videodan merhabalar. Ben hala Çanakkale'deyim. Bugün Çanakkale merkezden Kilit Bahir'e geldim. Kilit Bahir Kalesi var burada. Biliyorsunuz Asos'ta bir müze kartı almıştım. Böyle bir yıl boyunca sınırsız girebiliyorsunuz müzelere. Burada da kullanayım dedim. Bu kaleden çıkınca da sanırım Gökçeada'ya gidip bir kamp yapma planım var. Kalenin bu taraflarında gözetleme kuleleri var. Yani buradan düşmanı gözetliyorlarmış. Ama asıl savaş alanı, savunma noktası şu tavyalar. Asıl büyük topların olduğu yerler orasıymış. Bakın şurası Çanakkale merkez. Ya burada çok fazla araba trafiği olmuyor. Sadece böyle arabalı feribotlar geliyor. Geldiğinde böyle yüzlerce araba pat diye çıkıyor. Yani o an otostop çektim çekemedim. Yarım saat falan doğru düzgün araba geçmiyor ya. Çok nadir geçiyor. O yüzden almaları lazım ya. Evet şu an bütün otostop şansım şu vapurla birlikte geldi. Sürüsüyle araba geliyor şu an. Umarım duracak arkadaşlar bu telaşta, hiç bilmiyorum ya. Valla yakın diye direkt Gökçeada'ya gidiyorum ben ama Bozcaada'yı atladım. Büyük ihtimal bu turda gitmeyeceğim Bozcaada'ya ve çok pahalıymış zaten. Kamp kuracak yerler de çok kısıtlıymış. Bu vapurla 1 saat 20 dakika falan sürüyor Gökçeada. Emre abiyle karşılaştım, o da müzisyenmiş. Hatta o kadar ekipmanı var ki dünyadaki en ağır çanta bende diyordum. Adamda kahon var, davul var, gitar var, amfi var falan. Gösteririm zaten şimdi. Böyle sohbet ediyoruz. Evet, sırt çantası, gitar, de tam adı bu darbuka, cembel mi? Cembe. Oh. Bu da kahon. Abi nasıl bir yüktür ya, şöyle 360 dönersen. Şimdi daha yeni geldik ama ben kamp atacak yer bulamayacaktım. O yüzden yol arkadaşım dedi ki gel bizim yanımıza at. Ve abi şu an Heidi'nin dağlarında gibi hissediyorum. Böyle keçiler, koyunlar koşturuyor. Ya ben çocuğumu özledim. Ben cevizi özledim ya. Sen cevize hiç benzemiyorsun. Evet, kediler beni ve çadırımı rahat bırakmıyor. Ne keyfin yerinden böyle tentem oturuyor ha? Kim şey yapacak, tenteyi takacak? Sen mi? Sen dünyanın en tatlı çocuğusun. Cevizden sonra, benim çocuğumdan sonra çok tatlısın. Allah Allah. Gece de böyle 2'ye 3'e kadar çok güzel müzik yaptık. Onlar da müzisyen. İşte bir davulcu, bir perküsyoncu falan. Güzel vakit geçirdik yani. Bir merkeze gideceğim. Merkezde güzel bir kahvaltı yaparım. Sonra Yıldız Koy'a gideceğim. Evet, her yerde bu arada keçi var. Yorumlarında okumuştum bu Gökçeada'nın. Her yerden keçiler, koyunlar fırlıyor yani. Evet, yürürken bir tane motor aldı beni, attı merkeze kadar. Hatta dedi ki burada Marmaros Şelalesi falan var. Ama yürüyüş yolu 7-8 kilometre. Sen beni ara, ben seni motorla bırakırım dedi. Çok iyi değil mi abi? Evet abi, bilmediğiniz yerde ilk önce kahvaltı yapmak için fırın bulun. Ben şimdi sordum fırının yerine. 5 lira 10 lira güzel bir kahvaltı yapacağım. Ya burası çok değişik. Ada kocaman, merkez küçücük ama her şey var. PTT var, ATM'ler var, üniversite var, okul var.
Her şey, aradığınız her şey var yani burada, yaşanabilir. Havalimanı var ya. Adamlar havalimanı yapmış adaya. Evet, ilk durak Yıldız Koyu. Burada ücretsiz kamp atılamıyor. Çünkü iki tane işletme açılmış buraya. Onlar da problem çıkartıyormuş. Jandarma geliyormuş, bilmem ne oluyormuş. Neyse, burada çadır kurmak yasak. Ama kamp alanı var işte işletmenin. Para ödeyerek çadırı kurabiliyorsunuz yani. O yüzden burada kalmayacağım ben bugün. Bakın, kamp yeri şurası ama herkes kıç kıça çadır kurmuş ya. Çok dip dibeler yani, küçücük bir yer. Evet abi, bir de bu benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk su altı deniz parkı sayılmış. 1,5 mil mesafe. Ve burada avlanmak kesinlikle yasakmış. Ama baksana abi. Akdeniz foku diyor. Deniz çayırı neymiş bilmiyorum. Eşkina, deniz atı. Bu türler yaşıyormuş. Abi bir tane mi ağaç olmaz? Baksana bak. Hiçbir yerde ağaç yok. Sıfır. Burası tam bir çöl abi. Kavrulmak istiyorsanız gelebilirsiniz buraya. Abi ben nasıl bir yere geldim ya? Araç geçmiyor. İnsan yok burada ya. Kefalos plajı, yine binlerce şezlong, binlerce insan ve çöl. Bir tane ağaç var, altında 20 kişi okey oynuyor. Kamp atabilirim buraya aslında akşam ama akşama kadar burada erir miyim bilmiyorum. Yani burası Tuz Gölü. Ama bu ne pislik ya, ben bunu anlamadım abi. Abi şu an karşıda aynen böyle flamingolar var, hem de yüzlerce. Çok uzaktalar ya, yetişemiyorum ki. Yaklaştıkça kaçıyorlar şimdi. Neyse, bu kadar ya. Göremeyeceğim çok iyi. Evet, hiç planda yoktu ama ben şimdi gizli limana geldim. Otostop çektim. O da burada kamp kuruyormuş. Burası ücretsiz bir kamp yeri. Burasının adı Uğurlu Plajı. Yanında da Gizli Liman diye bir yer var. Biz plajın üstüne şuraya çadır kuracağız ve bedava abi. Evet, hemen kuruldum. Bakın, sabah da güneşe uğramadı buraya. Yani uğruyor da görüyorsunuz, gölge yani etraf. Tavsiye ederim herkese gelmesi için. Konumu zaten bırakacağım açıklamaya. Bakın, ta ben şuralardan falan geliyorum. Oradan buraya kadar yürüdüm. 30 tane araba geçti. Kimse suratıma bile bakmadı. Ayıp. Benim arabam olsun ama herkese alacağım arkadaşlar. Bir tane küçük. Orada yiyeceğim mi? Ben yiyeceğim ya onu. Ben bakarsın abla, tamam. Aa, bir domates, bir salatalık, 3 biber, 2 köy yumurtası 4 lira. İyi günler dayı. Bekleyeceğim yani, gelene kadar bekleyeceğim yani, akşama kadar da olsa bekleyeceğim. Ya bak, çantayı arabaya koydum. Sonra binerken şurası karnımın yanına girdi ve tıkadık abi. Şu an yardım ya. Lanet olsun. Acayip acıyor. Yara çok kötü oldu ya. Tam burada abi. Tam burada ve çanta yaraya baskı yapıyor. Evet, gelmişken bir de Efe Badem kurabiyesi yemeye geldim. Bu galiba Rumların bir kurabiyesiymiş. Yani buranın meşhur kurabiyesi. Hemen, ha, elimle yiyorum hemen. Evet. Tadıyoruz. Sadece bu arada satan bir yer gördüm. O da direkt merkezde. Evet. Lor kurabiyesinin içinde badem var. Öyle bir şey bence. Güzel ama.
Fiyatı da güzel değildir umarım. Evet, yolda ilk defa bir gezginle karşılaştım, Batu'yla. Şimdi birlikte 1,5 saat vapur yolculuğu yapacağız. O da Edirne'ye gidiyormuş. Ben Tekirdağ'a gideceğim. Batu şimdi tenceresini alıp su istedi abi, sıcak su. Alıp gelmiş o, helal olsun. Adamın filtre kahve aletleri var ya, müthiş. Evet, ben de bir yerleri gezdiğimi düşünüyordum. Burası benim böyle Akdeniz, Ege kıyısı. Bir de Batu'nunkine bakıyoruz şimdi. Batu tüm Türkiye'yi gezmiş abi. Sadece iç taraflar kalmış. Çok çılgın değil mi? Adamın efsane anıları var ya. Evet. Çıldım bari. Kasada inek yok mu? Hadi olsun, bir tane var. Peki. Ha, sağ ol ya. Devam et, devam. Biz buluruz şimdi. Teşekkürler. Evet. Arkada inek var abi, atlayın diyor arkaya. Ya gerçi değişik bir tecrübe olurdu bizim için de. Şimdi abi bir tepse kıracak belimizi, bir yerimizi. Abi şu an suyumuz sıfır. Şurada tarlada çalışan birkaç abi gördük. Onlardan su isteyeceğiz. Hatta şurada domates falan gördük. Verirlerse birkaç tane yeriz yani. Abi ya, suyunuz var mı acaba? Bizim suyumuz kalmadı da boğazımız kuru. Biz de alabiliriz. Termos. Bir tane domates olur mu? Ha, çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Şu an acayip lezzetli geldi abi. Az önce kopardım. Birkaç tane daha alır mıyız? Yolluk. Gelibolu'ya geldik sonunda abi. 2 saat falan yürüdük. Burada yollarımızı ayıracağız Batu'yla. O Edirne'ye gidecek. Ben buradan Lapseki'ye geçeceğim. Ulu ortalıkta, sokağın ortasında kahve demiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Sonra artık ben videoyu kapatacağım. Hatta şimdi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya nerede olurum hiçbir fikrim yok. Merak ediyorsanız pazar günü izleyebilirsiniz.